Herkese yeni bir videodan merhabalar arkadaşlar. Umarım iyisinizdir. Dün 2 yıl aradan sonra ilk kez video paylaştım. Hatta o gün paylaştım, hemen editledim ve yükledim. Gelen tepkilere gerçekten inanamadım. Yani mesaj istekleri ayrı, WhatsApp'tan ayrı. Bahsettiğim gibi hani daha önce hiç kim... Ya bu ses ne ya? Ne oluyor? Bence yeni bir medikancı açılıyor buraya. Bu ses ne? Allah'ım ya Rabbim ya. Video çekmemem için galiba şu an. Akif'le de o da arkadaşı olduk. Biraz sıkıntı alıyorum. Çektirmeyin. Yok, ben bu şartlarda çalışmaya devam edemem. Hadi çıkalım. Arkadaşlar gerçekten odaklanamıyorum. Devam edeceğiz. Şu an ofisteyim, çalışıyorum. Bugün çekim günüm. Doktora gideceğiz falan filan. Arabada sessiz anlatırım. Dün hakkında mutlaka bir teşekkür etmem gerekiyor size. O zaman şu ses kesilince görüşmek üzere. Kamerayı arabada unutmuşum. Hala tam alışamadım. O yüzden bunu telefonla çekip böyle bir ölümsüzleştireyim istedim. Manzaraya karşı son şeyimiz mi? Son cuvaramız. Ya. Son sigaramız. Sigareti. Arkadaşlar bizim burası normalde ofisimizdi. Hatta dur, bilmeyenler için gezdireyim. Burası Akif'in odasıydı. Burası böyle girişti. Ondan sonra burada böyle iki tane çok güzel tuvaletimiz vardı. Bayağı böyle dekore etmiştim içini falan. Burada showroom'umuz vardı. Burası bayağı böyle büyük bir alan. Nasıl gözüküyor bilmiyorum ama her odada böyle deniz manzarası vardı. Şöyle göstereyim. Ve neden taşındın o zaman? Devam ediyorum. Ondan sonra şurada kızların odası vardı. Çalışma odası. Şöyle dokunmayayım, yeni boyandı. Ondan sonra benim odam. Tabii ki en büyük oda benim de. Markanın sayfasında buranın böyle kurulu düzen hali videosu var. İzleyin mutlaka arkadaşlar. Burada da yine böyle ikinci balkonumuz vardı. Ana balkon. Neyse, neden taşındık arkadaşlar? Komşu. Şimdi sebeplerden bir tanesi arkadaşlar. Biz zaten buraya bir yıllık kontrat yapmıştık. O doldu. Bir seneyi biz burada geçirdik. Daha sonrasında mutfağı göstermedim kız. Mutfağımız da çok şıktı. Benim evimin mutfağına benziyor aynı. Bir de şurada yukarı kata çıkan böyle depolama alanımız vardı. Biz zaten çok uzun zamandır bu taşınma olayını açıkçası düşünüyorduk. Çünkü ben artık işe gelmemeye başladım. Trafikten dolayı o E5'in, yani normalde boş olduğu zaman maksimum 10 dakika maksimum benim evden burası, fakat tam E5 trafik üstü olduğu için işten çıkarken 2 saat gösterdiğini biliyorum çok net. O yüzden de yani ya böyle çalışma saatlerimi çok absürt saatlerde yapmam gerekiyordu ya da gelmiyordum, ki artık son zamanlarda gelmemeye başlamıştım. Böyle hep ağzımızdaydı ya, bu eve yakın bir yere taşıyalım, eve yakın bir yere taşıyalım diye. Ama taşınmak ne kadar zor bir şey biliyorsunuz. Birine beddua etmek yerine gerçekten Allah sana taşınmayı nasip etsin deyin arkadaşlar. Cidden çok yorucu bir şey. O yüzden de sürekli biz erteleyip durduk. Sonra işte bir yılın sonunda kira zammı geldi. Zaten kiramız yüksekti, bayağı yüksekti. Ve daha da yükseldi. Söyleyeyim mi bilmiyorum. Akif, kira kaç oldu burası sence, söyleyeyim mi? Söyle, 2-3 desin. Arkadaşlar burası 70 bin lira oldu kirası. 70 lira isteyince biz de dedik ki yani hani burası burayı bunu hak ediyor mu? Bir de şöyle bir şey var. Bizim asıl bir diğer korkumuz, yani İstanbul'dan taşınma gündemimizde bu arada. Onları da ilerleyen zamanlarda konuşuruz. Deprem konusu çok önemli. Ve burası eski bir bina. Evet. Arkadaşlar yolumuz uzun. Hepsine bastı ya. Diğer değiştirme sebeplerimizden biri de şuydu. Burası neye girecekti? Kentsele girecek. Her an bize hadi ya Allah diyebilirler. Tüm bunlar
şey olunca biz de dedik ki gel bizim evine oradan bakalım. Şimdi de buradan ayrılıyoruz. Bende de şöyle bir gamsızlık var arkadaşlar. Bir şey bende bitti mi bitiyor. Mesela buradan mesela ayrılıyoruz ya şu an. Umurumda değil. Böyle sevinçliyim. Ben de tam bir ikizler burcu olduğum için ve yükselen de ikizler. Dolayısıyla yeni yer fetişim var arkadaşlar. Yani sürekli bir yenilik arayışındayım. Sürekli bir yeni bir şeyler olsun. Biz sürekli taşınalım. Elimden gelse sürekli mobilyaları değiştirmek istiyorum falan. Ve yeni ofisimiz evime tam 7 dakika mesafede arkadaşlar. Daha bir insan ne ister ki spor salonuma 3 dakika. Ah, ot bu tarafa mı yürüyelim? Hayır, oğlum buraya beni sür. Şimdi doktordan çıktık arkadaşlar. Caddedeyiz. Şimdi psikiyatriyi falan söylüyor muyuz? Ona göre kesersin yani. Her hafta şey, 2 haftada bir endokrin. Neyse. Neyse arkadaşlar, oradan çıkıyorum ama dün konuştuğumuz konularla alakalı gelmiyorum ben. Aslında biraz konuştuk gerçi. Ben şu an beynim yandı ya. Niye böyle oldun sen? Ben çıkınca böyle oluyor. Neyse şey, yeme bozukluğuyla alakalı aslında şu an tedavi süreci devam ediyor. Benim de ikinci gelişim. İlaç kullanmaya başladım işte. Onunla alakalı ilaç kullanımına devam mı, iyi geldi mi falan filan diye onları konuştuk. Vallahi cillop gibi de geldi. Yenge, yenge. Sen sakinleştiricileri acık azalsan mı? Nasıl olayım Emir Hanım? Hep koşturuyoruz, hep koşturuyoruz. Önermek gibi olmasın da öyle değil yani. Herkese her ilaç, mesela benim kullandığım ilaç doktor babasını kaybettiği zaman o ilacı kullanmış ama onda çok uyku yapmış böyle. Hastalarımı alamayacak vaziyetteydim falan dedi. Bende de öyle bir etki göstermedi. Herkesin genetiğine bağlı olarak değişkenlik gösterebiliyormuş. Ölçek yapmıştı ya bana. He. Ölçek sonucum çıktı. Hazır mısın? Kaç üzerinden kaç oluyor yani? Ya her ölçeğin farklı şeyleri var. Dep mi, deh mi öyle bir şey var. Deh. Neydi? Dehep, dehep. Anladınız ya, anladık bilenler işte. Var. Şimdi bizi şimdi psikolog şeyleri. Psikolog. Neyse o değilmişim bir kere. Biz nereden sana üstü alacağız abi? Tam dolaşıyoruz, amacımız latte içmek. Bence bana alışveriş yapacaktık ya. Bana bir tane üst alalım, sen giyersin. Nasıl olur? Kötü. Kötü. Dur bakalım. Ne anlatıyordum ben? Kafam gitti ya. Kafam gitti. Depresyonu söylüyordum. Depresyon seviyem şiddetle ortaymış. Kendinize dikkat edin. Neyse. Böyle işte. Onun için geldim. Ha, bu ilaçla ben de işe yaradım. Diyor ki, çok güzel bir cümle kurdu. O kelimeyi mutlaka hoca konuşurken diyor ki ben bu kelimeyi YouTube'da satarım dedim. Beynimizin biyokimyası bozulduğu zaman biz depresyona giriyormuşuz ve benim psikiyatr. Ona gelmekteki amacım, bir insan 50 kere diyete başla diyeti boz yapar mı? Öyle bir durumdaydım. Yani bir sorun var, niye bu böyle oluyor diye. Meğerse zaraya girebiliriz. Akif bakarken biz konuşabiliriz. Şu konuyu artık anlatıp salmak istiyorum çünkü arkadaşlar. O şey, unuttum kelimeyi. Az önce söylemiştim. O bozulduğu zaman zaten yapmak mümkün değildi yani. Ben ilk gittiğim zaman şey demişti, sakın diyet falan deneme, zaten şu an yapamazsın demişti. Ben o bir haftadır gerçekten yemediğim şey kalmadı. Frenim şu an patlamış gibi yani arkadaşlar. Şu anda start verdi. Başlayabilirsin diyete dedi. Çünkü ilaç devam ve iyi geldi. Ya bu arada asla bakın, ilaç gerçekten son nokta. Hiçbir şekilde asla kullanmak istemiyorum normalde. Fakat doktorun yine, ay kamera, bana söylediği şey şu. Lan nereye gidiyorum? Buradayım. Bana söylediği şey şu. Beynin, aşkım ben bunu bozdum. Nasıl bozdun ya? Şu an 100 sanmaya geçti. Dur.
Keşke kendi kendime yapabilseydim yani, ama maalesef ki olmadı bu sefer yani. Bir de işte aynı zamanda obsesif, mükemmeliyetçi, işte ne bileyim, bu takıntı da baskılamış birazcık. Çok güzel anlattı, sağ olsun. Doktor falan önermem zaten ki, ilaç kullanımını zaten bakın üstüne basa basa söylüyorum. En son çaresiz kalındığındaki nokta kesinlikle önermiyorum. Çünkü bundan öncesinde farklı bir hani deneyim olmuştu. Mesela o ilaçlar beni mahvetti. Uykudan asla gözümü açamıyorum. Gece ayrı, gündüz ayrı. Yani ki ben normalde çıt sesine falan direkt uyanırım. Akif bildiğim beni sarsıyor böyle, gene de uyanamıyordum. Gerçekten her vücuda her ilaç olmuyor. Ve ben bütün ömrüm boyunca gerçekten ilaçsız bir şekilde, hani başım ağrısa, bir yerim ağrısa, artık ölüm döşeğindeyim galiba dediğim noktada ilaç içen bir insandım. Ki bu noktada kullanmaya başladım. Annem falan dehşet kızıyor zaten kullanıyorum diye, ama yemin ederim kendime geldim ya. Gerçekten kendime geldim. Hocam diyorum ya, bu ilaç bu kadar etki edemez. Yani iki hafta önce ben buraya gerçekten Akif'in böyle beni zorla duşa soktuğu, zorla işte üstümü falan giydirdiği bir şekilde ben kliniğe geldim. İki hafta önce diyorum, bakın çok uzun bir süre değil. Çok güzel. Biraz beden sıkıntısı var. Ondan sonra ve iki hafta içinde bu kadar hani etki etmiş olamaz falan. Neden etki etmesin falan filan diye çok güzel bir şekilde anlattı. Böyle. Şimdi dediğim gibi caddedeyiz arkadaşlar. Bir şeyler bakıyoruz. Hava gerçekten çok serin. Ben fırsattan istifade, üstümde bir şey yok. Bu amca niye beni izliyor sürekli ya? Sürekli yok bir şey aşkım. Erkek. Nasıl? Has erkek ya. Nasıl? Aşkım bu çok güzel. Sana çok yakışır. Bak ciddi diyorum. Bir giy hemen, dene. Bize de bugün bir yerden para gel. depozitoyu alıyorsun ya. O yüzden bugün onu ezmemiz lazım. Ama ezeceğiz. Asla birikim yapamayız. Çok ağır. Aşkım sanki bence ben çok de, güzel. Yo, bence de güzel de, ben de böyle götüm göbeğim çıkartır gibime geliyor. Bir de çok dar. Bu var ya, yıkanınca böyle salya sümük olacak. Mecnun şeyine dönecek. Yani iyi bir şey. İyi bir şey değil bu. Salar bu direkt kendini. Batman'e bakar mısınız? Götünü yiyeceğim ya. Böyle bir tatlılık var mı? Allah'ım bu bir gerçekten, bakın gerçekten bir bebek. Böyle bir şey olamaz. Gidelim mi yanına? Oğlum? Aşkım? Annesinin bebeği. Annesinin aşkısı. Ne yapmış benim oğluşum? Ne yapmış benim oğluşum? Patiklere bakın. Oh! Aşkım benim. Uyudun mu sen annenin yanında bebeğim? Uyudun mu sen aşkım? Anneni mi dinledin sen aşkım? Bu bakayım bu. Ben biraz daha kitap okuyayım o zaman. Ne yapsak? Sirkeli su mu içsek? Ay çok kötü. Ağlarıyorum. Sen beni ve tüm izleyenleri gerçekten hayırlısıyla güzel, sağlıklı, mutlu olmamız gereken, olmamız istediğimiz bedene kavuşmayı hayırlısıyla, kolaylıkla, tez zamanda, en önemlisi sağlıklı bir şekilde gelmeyi bizlere nasip eyle ya Rabbim. Amin. Hadi bismillah. Size şöyle mevcut durumu göstereyim. Bekleyin. Ben şey giydim arkadaşlar, crop giydim, tamam mı? Maalesef. Bir daha yapsana. Her erkeğin şeyi anasınızdır. Sürekli bunları giydiği zaman sürekli şöyle bir hareketler atıyor. Yani buralardan açılıyor. Sürekli bunu düzeltmeye çalışıyorum. Yani. Ama ben ne diyorum, içinde braletin varsa sıkıntın yok. Arkadaş bir de şunu da anlamıyorum. Bak
Benim göbeğim şuradan sırtım az bir şey açılsın böyle tribe giriyorum anasını söyleyeyim. Siz nasıl bunlarla duruyorsunuz yani? Ama canım yüksek bel giydim. Ha? Yüksek bel giydim eşofmanı. Ne yüksek ya onu. Hadi bakalım kahvaltı. Ve ofise geldim. Kızlar içeride paketleme yapıyor. Benim bugün çok fazla işim var. Dur bakalım nasıl olacak çekim işi. Ben hemen başlayayım hatta. Biz markete geldik. Özkuruşlar. Aşkım ben böyle seçemiyorum. Bir dakika ya. Böyle olmayacak bu iş. En baştan başlayacağım. Anne gelmiş bebeğim. Tüpe bak. Yemek yapmaya. Göstermek. Bak bir geri çıksana. Kucakta duruşa bak. Buyur şu. Mutlu aile tablası. Yüzü duruşa bak ya. Bu yine çamaşırların üstüne. Aldıklarımızı yani işte benim. Salatam hazır. Canım komşum kek getirdi. Ne demişler? Ev alma, komşu al. Ne demişler? Ev alma, komşu al demişler. Şunu götürür mü? Ton balık salata yemiş olabilirim ama bu kek yemeyeceğim anlamına gelmez yani. Aa, bakın burada bizim fotoğraflarımız var. Ne işe yarıyor lan? Nazar, büyü, kem göz. Negatif enerji. Gözüküyor mu bakayım? Yeah. Şu en üstteki... Bunu bu yüzden mi satıyorlar yani? Hayır canım, yemeklere de konuyor. O neydi ya? Onu unuttum ben. Ha, bu gece yarısı Sirkeci'deki ofisimizde çalışıp çıkmıştık evlendikten sonraydı. Şu Mısır'da dalış yapmıştık. Şu Batman'in bana alışmaya başladığı zaman. Şu Batman bebişimizin daha yeni doğduğu zamanlardan. Şu fotoğraf. İlk girişimimize çanta yapıyorduk o zaman. Çanta sattığımız zamanlardan. Bilgisayar ekranından yansımamızı çekmiştik. Şunun bir pek bir an şeysi yok yani özel bir an değil fakat Batman'le Akif çok güzeller. Burada da yine birlikte yatıyor şerefsizler ya. Dibine bak. Sonra şu bizim düğün fotoğrafımız. Sonra yine bu balayında. Şu Batman'le tanıştığımız an. Gözükmüyor. Baksanıza. Şurada çünkü. Şurada gözleri var. Aslında buradan gözüküyor ama oradan gözükmüyor olabilir. Bu çölde çekilmiştik bunu. Şu ilk arabamızı aldığımız zaman çekilmiştik. Vay be. Burası böyle bizim evin girişi. Çok fazla ev turu isteniyor. Hatta ben video çekmezken, bak bunları görünce benim obsesifliğim tutuyor arkadaşlar. Canım bu olmuyor ya. Ya düzgün yakamadık ya. Hayır yanıyor sönüyor, ne yapabilirim ki? Şöyle biz... Ama öyle de külü dökülür diye. Okey. Yeter bu kadar ya. Okay. En çok vakit geçirdiğimiz yerde de yaptık işte. Tamam, burası Batman mamasını dökmüş çünkü maması az kalmış. Allah ergen gibi tripler.
Neyse arkadaşlar, burası bizim evimizin girişi. Tutup da böyle bir ev vlogu çekmeyi düşünmüyorum. Ev turu vlogu. Zaten görüyorsunuz. Şurası. Ev işte de. Mutfağımız zaten. Çokça vakit geçirdik. En sevdiğim evin yerlerinden birisi burası. Ve bir diğeri de burası. Şöyle bir oturma odamız var. Al sana ev vlogu oldu işte. Aynen, yani yetti bence. Şurada bir adet Batman. İşte diğer odalarda. Burada burası çok dağınık, gösteremeyeceğim. Bütün çamaşırlar. İşte kitaplık falan, okuma odası bilmem ne. Giyinme odasını zaten biliyorsunuz, burada vlog çekmiştim. Yatak odası, tuvalet şeklinde bir evimiz var. Şu çayı demleyeyim de içelim. Hatta bitireyim burada videoyu bence. Çünkü artık akşam oldu. Yürüyüşe çıkarım diyordum ama çıkacak gibi değilim. Biraz işim var çünkü. O kadar bugün çalıştım ama hala bitmedi maalesef ki. Bir onları halletmem gerekiyor. Onun ardından şey yapacağım. Ne yapacağım? Çay içerim. Kitap okurum. Bir şeyler yazar çizerim yine. Ondan sonrasında da yatış. Kapatayım. Buraya kadar videomu izlediyseniz gerçekten çok teşekkür ederim. Bir sonraki vlogda görüşmek üzere.